Ben değerli arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum panel için. Sevgili arkadaşım, 28 yıllık arkadaşım Yasemin Giles Şenyürek, Ayşe Kubat Üzüm, Ebru Yılmaz, sevgili kardeşlerim Fatih Tunca ve Nihat Aksakal. Hepsi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Endokrin ve Nükleer Tıp bilim dallarından. Ben de eski Çapalı demiyorum tabii, hala Çapalıyım. Yine hep birlikteyiz onlarla. Şimdi tabii çok büyük bir deneyim içeriyor İstanbul Tıp Fakültesi'nin hem cerrahisi hem endokrini disiplinleri. Ben iki tane olgu getirdim ve hocalarımızdan bu olgularla ilgili sorular sorarak sunuma başlıyorum. Şimdi 55 yaşında erkek bir hasta, 2 aylık kilo kaybı ve gözlerde dışarıya fırlama şikayetiyle hekime gidiyor. Mardin bölgesinde bir cerraha gidiyor. Cerrah antitiroid ilaç başlıyor hastaya. Bir ay içerisinde toplam kullandığı, en son kullandığı propiltiorasil başlıyor. 4x5'lik bir doz, yani 20 tablet alıyor. Bir ay içerisinde ötroidik oluyor ama hasta geldiğinde o ötroidik olmuş elimde benim tetkikleri yoktu, onu görememiştim. Ve Mayıs 2016'da ameliyat ediliyor bir özel hastanede Mardin'de. Loja girildiği zaman inanılmaz bir kanamayla, abondan bir kanamayla karşılaşıyor cerrah. Hiçbir klivaj bulamıyor. Çünkü kendisiyle daha sonra telefonla da konuştuğumda anaplastik karsinom gibi korkunç bir kanama oldu ve ben klivaja giremedim şeklinde bir ifadesi vardı. Hastanın da çekilmiş bir tomografisinde plonjan guatrı görünüyordu. Geldiği zaman tabii ameliyattan sonra o aşamada cerrah şeyi kapatıp, boynu kapatıp hastayı taburcu ediyor. Ertesi gün ilaçları kesiliyor. Hasta da tekrar hipertiroidi nüksediyor. Bunu özellikle getirdim. Kendisinin de izni var. Gözleri çok ileri derecede ödemli ve egzoftalmikti. Böyle aşağıya doğru baktığındaki görünümünü izliyorsunuz. Tomografisi, orada çekilen tomografide aşağıya kadar tüm kesitler görünmüyordu. Yani boyun ve üst toraks çekilmişti. Bu plonjan bir şekilde devam ediyor ama nereye kadar devam ettiği çok belli değildi. Daha sonra tabii ki bunları biz tekrarladık. Şimdi vakayı burada kesip sonrasını daha sonra devam ettirmek istiyorum. Ben Ayşe'ye şunu sormak istiyorum. Hipertiroidide ameliyat hazırlığı kısaca. Şimdi burada bir aylık bir tedavi olduğunu görüyoruz propiltiorasille. Ne kadar süre ilaç kullanmalı? Bu hastanın göz bulgusu var. Hani ameli plonjan guatr, mutlaka cerrahi tedavi olması gerektiği belli ama bir aylık bir hazırlık yeterli olur mu bizim için? Evet, büyük bir guatr var ve bir ayın herhalde yeterli olmadığını düşünmek gerekir. Böyle bir hastada genellikle 3-4 ay gibi, belki daha uzun bir süre gerekebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çok büyük bir guatrı var ve tiroid, yani içindeki hormon miktarı çok fazla. Bu hastaların ilaç kompliansları çok düşük oluyor, uzun süre ilaç kullanmıyorlar. Mutlaka ama ameliyat öncesi ötroid olduğundan emin olmamız gerekiyor. Biraz önce konuşuldu, TSH süpresyonunun kalkması beklenmeli mi bu hastada? T3'ün ve T4'ün mutlaka normal olması gerekiyor ama laboratuvar olarak iyileşme yeterli değil. Mutlaka klinik olarak da hastanın ötroid olduğundan emin olmak, ondan sonra ameliyatı planlamak gerekiyor. Bir de dikkati çeken, hep vurgulanmakla birlikte ilk tedavi seçeneği metimazolla olmalı diye biz hep sizlerden de biliriz. Kılavuzlarda da aynı şekilde evet, yazıyor. Herhalde bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Çünkü siz her tarafta, ülkenin her tarafında değilsiniz. Benim daha çok dikkatimi çeken cerrahlar tarafından, hatta endokrinologlar tarafından da hep PTU'yla
ilk tedavinin başlandığı. Biraz o konuyla da ilgili bilgi verirsen. Biz ilk tercihimiz her zaman metimazol yönünde. Sadece biraz önceki toplantıda çok ayrıntılı konuşuldu. Gebelik bu hasta için söz konusu değil. İkincisi de tiroid kriz tehdidi varlığında veya tiroid krizi olduğunu düşündüğümüzde propil tiyoresil. Bu iki durum dışında hep ilk tercihimiz metimazol olmalı. T4'ün T3'ü dönüşümünü propil tiyoresil daha iyi sağlıyor. Aslında belki de baştan beri en çok tercih edilmesinin nedeni propil tiyoresilin budur. Ama ben Urfa'da mecburi hizmetim sırasında memlekette tramazol yoktu. Yani hiç yazılmamış, hiç alınmamış, eczanelere girmemiş bir ilaçtı. Mutlaka biz metimazolü tercih ediyoruz. Buradaki en önemli neden hem günde iki kez çoğu zaman kullanılmasının yeterli olması, intratiroidal konsantrasyonun 20 saate yakın olması ve tiroid peroksitaz inhibisyonunu irreversible olarak sağlaması. Kaldı ki yan etkilerle ilgili biraz önce de konuşuldu. Propil tiyoresil daha çok hepatoselüler hasar yapıyor ve transplantasyon gerektirebilen hepatotoksiteye neden olabiliyor. Oysa ki metimazolün yaptığı hasar kolestatik tipte. Biraz daha ötekine göre reversible, daha ılımlı bir hepatotoksite. Evet. Fatih'cim sana sormak istiyorum. Şimdi bir plonjanguatır hikayesi vardı bu hasta özelinde ama alt sınırı nereye kadar devam ediyor belli değildi. Hı hı. Özel sektörde hani açılmıştı bu hasta. Bana da geldiğinde muayenehaneme geldi. Tabii biz Çapa'dayken veya Cerrahpaşa büyük bir kurumda çalıştığımız zaman her türlü disiplinden yardımı anında alabiliriz ama özel sektörde çalışan çok da arkadaşımız olduğu için plonjanguatırda sınırı belirlemek, boyundan çıkar mı, sternotomi mi gerekir? Bunların öngörülmesi hakkında fikrini, bilgini şimdi, rica ediyorum. Şöyle, en azından bu hasta tomografi herhalde ameliyat öncesi çekilmiş orada. Çekilmiş, alt bu, sınırı nereye indiği belli değil. Belli değil ama bu bile aslında hani o cerrahın muayene sırasında alt sınırı palpe edemediği ya da ultrasonun onu uyardığı, bunun bir retrosternal uzanım gösteren bir guatr olduğunu söylediğini düşündürüyor. Ve bir tomografi çekmiş. Burada asıl cerrahları yanıltan en önemli şey, literatür de bunu destekliyor. Plonjan ya da retrosternal ya da substernal guatr dediğimiz guatrların bütün literatür birçoğunun, yani çoğunun %90'ından fazlasının boyundan çıkabileceğini söylüyor. Burada asıl önemli olan hangi hastanın boyundan çıkmayacağını önceden öngörmek ve ameliyat hazırlığını ona göre yapmak. Literatürde bizim ülkemizden de iki çalışma var. Cumhur abilerin ve sizin çalışmanız var. Bizim de yeni bir çalışmamız var, yakında basılacaktır. Burada öngörü açısından en iyi standartizasyonu Mercante diye bir çalışmacı yapmış. Burada guatrları sınıflamış. Hem grade'leme hem tiplendirme yapmış. Grade 1 hastalar arkus aortanın üstünde bitenler. Grade 2 hastalar arkus aorta hizasında kalanlar. Grade 3 hastaları da arkus aortanın altına inenler diye sınıflamış. Aynı hastalarda bir de tiplendirme yapmış. Prevasküler olanlar, yani vasküler yapıların ön tarafında olanlar, paratrakiyal, postvasküler olanlar ve posttrakiyal olanlar diye. Ve burada tip C'ler ve grade 2-3 hastaların mutlaka hani sternotomi, torakotomi ile çıkarılması gerektiğini söylemiş. Aslında bu da eksik. Burada çünkü önemli başka parametreler de var. Literatürü değerlendirdiğimizde eğer hasta preop dönemde hipertiroidi ise bu hastada bir sternotomi indikasyonu olabilir. Bunu öngörmek gerekiyor. İkincisi, posterior mediastine uzanan hastalarda, özellikle sağa ve posteriora uzanan hastalarda sternotomi değil torakotomi gerekebilir. Bunu önceden öngörmek gerekiyor. Eğer hastanın bir kanser düşündüren bulguları varsa yine bu bir sternotomi torakotomi indikasyonu olabilir. Önceden yapılmış cerrahi girişimler yine aynı şeyi düşündürüyor. Bunları topluca değerlendirmek gerekiyor. Bizim yaptığımız yeni bir çalışma var. Biz de volümetrik analiz yaptık. Mesela toraks içi volümün 200 santimetre kübün üstünde olan hastalarda bizim hasta grubumuza mutlaka sternotomi ya da torakotomi gerektiriyor. Ayrıca şekil de önemli. Mesela dumbbell shape deniyor. 8 şeklinde olursa ya da armut şeklinde olan hastalarda, yani volümün büyük çoğunluğu intratorasik yerleşimi olan hastalar, intratorasik yerleşimli olan hastalarda
Ameliyat öncesi bu hastaya sternotomi ya da torakotomi gerekebileceğini önceden öngörmek gerekiyor. Buradaki eksikliklerden bir tanesi de o. Bu hazırlık yapılmadan, öngörülmeden girmiş. Mesela hipertiroidi bu hasta için önemli bir durum. Çünkü bu hastalar hipervasküler oluyor. Doku çok fragil oluyor. Mesela hep söylüyoruz ya, biz yukarıdan çekiyoruz. Bir sürü hastada rahat çıkıyor tiroid bezi yukarı doğru, ama özellikle hipertiroide olan hastalar çok vasküler oluyor. Tutamıyorsunuz, çekemiyorsunuz, parçalanıyor. Bu da o anda cerrahın, eğer yeterince deneyimi de yoksa bu konuda, panik yapmasına sebep oluyor. Allah'tan hastaya bir sıkıntı olmadan kapatmış. Bu da evet, önemli bir şey. Hemen öyle bir problemle karşılaşınca kapatmış. Bizim o bahsettiğin çalışmada da, Plongeon-Guater'da biz densite ölçmüştük. Evet. Prospektif bir çalışma olmadığı için tabii hani değeri biraz, hani gapleri vardı bu çalışmanın, ama densitesi yüksek olan vakaları da boyundan çıkartmak daha zor oluyordu. Yoğun densiteliler de sternotomi yapma ihtimali daha yüksekti. Şimdi bu hasta tabii tekrar antitiroid metimazolle tedaviye ben başlayıp memleketine gönderdim. Tabii bu tarz durumlarda sonuçta şu an hep birlikte olmasak da bir telefon uzağında olduğumuz için Ayşe ile ve diğer arkadaşlarla sürekli konuşuyorum. 2 ay kadar metimazol tedavisini kontrollü arttırarak, hemogram ve karaciğer enzimleriyle takip ederek hasta ötiroidik hale geldi ve ötiroidik olduktan sonra da bir süre bekledi. 1-2-3 hafta bekledi. Ondan sonra Nihat vakayı devraldı ve toraks cerrahisiyle birlikte yaptı. Nihat ameliyatıyla da ilgili, çünkü sen girdin, piyesi burada. Bana Nihat söylediği zaman hani boyundan çıkabilecek gibi değildi şeklinde zaten bir yorumu oldu. Şimdi bilgi verirsen ameliyatla ilgili. Literatüre baktığımız zaman aslında birincil girişimlerde bile %30'lara varan sternotomi ya da torakotomi oranları var. Özellikle yakın zamanda cerrahi geçirmiş, işte kanama nedeniyle ilerlenememiş ve hipertiroid nedeniyle de sıkıntılar yaşanmış olan bir hastada açıkçası servikal yaklaşımı göze alamadık. Hastaya işte bunun ön bilgisini zaten Yeşim hocamız vermişti. Bunu biz de defaatle konuştuk. Tomografiyi detaylı olarak inceledik. Çok ciddi trakeal deviasyonu vardı. Bu hastalarda entübasyon da sıkıntılı. Crash entübasyon olabiliyor. İlk ameliyatta sinir yaralanması olup olmaması önemli. Biz hastaya yine preop sinir yaralanması açısından bir vokal kort muayenesi yaptırdık. Herhangi bir yaralanma olmadığını gördük. Burada önemli olan şey şu, sinir motivasyonu kullanacağız ama bu hastalarda hem zorlu entübasyon var, hem de eğer servikal yaklaşım uygulayacaksak hastaya çok ciddi etkin kas gevşetici uygulamak gerekiyor. Bu da sinir monitorizasyonunda bir handikap. Burada da anesteziyle çok iyi ilişki içinde olmak gerekiyor. Kısa etkili ama daha etkin kas gevşetici kullanmaları yönünde onların uyarması gerekiyor. Ama bütün bunlara rağmen biz servikal yaklaşımı göze alamadık. Hipervasküler olması, hipertiroid olması, her ne kadar çok iyi antitiroid tedavi almış olsa da hastaya direkt sternotomi kararı aldık. Zaten ilk ameliyatta da sol tarafta boyun bölgesinde büyük bir bölüm dokunun çıkarttığı için servikal bölgede tutup traksiyon yapabilecek bir doku da muhtemelen kalmamıştı. Ayşe biraz önce bunu cevaplamıştın ama şunu ilave edebilirim soru olarak. Ötiroidik hale geldikten sonra bir hipertiroidik vakanın ne kadar daha ötiroidik halde ilaçla bekletip ameliyata almalıyız daha garantili olması için, bir onu sormak istiyorum. Aslında burada net bir süre yok. Yani zaten toksik motonodüler guatr, toksik adenomda yani ötiroid olduktan sonra hasta hızlıca operasyona verilebilir. Klinik olarak da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ötiroid olduğundan emin olmamız gerekiyor. Burada Graves'i var muhtemelen bu hastanın. Çünkü oftalmopatisi var demiştiniz. Biraz daha belki kanlanmanın da
azaltılması için Lugol tartışılabilir. Ancak nodülleri olduğu için Lugol'den korkarım. Çünkü planlanan bir ameliyat tarihiniz olması gerekiyor Lugol kullanabilmeniz için. Evet. Ve onda bir olur da bir olası bir komplikasyon nedeniyle operasyon ertelenirse çok daha ağır bir hipertiroidi bu hastada ortaya çıkabilir. Açıkçası net şu kadar süre daha beklemeliyiz diye bir cevap yok. Peki Lugol için şu vakalarda daha mutlaka kullanılmalı veya kullanıyoruz diyebilir misin? Eski yıllarda çünkü daha az kullanıyoruz şu günlerde ama vaskülaritesinin aslında bu vaka belki uygun bir vaka olabilirdi ama nodüllerinin de var olması nedeniyle sanırım biraz cesaret ister bu vaka ama Graves'de yine de bazı vakalarda kullanabiliriz tabii ki. Evet. Ben Yasemin Hocam'dan bu vaka özelinde ve bilgi olarak bir genel değerlendirme rica ediyorum. Ondan sonra zaten salonda sizlerden görüş alırız. Çünkü ikinci vaka bundan daha farklı. Buyurun. Evet, şimdi bu hastanın bir kere ilk dikkat çekeni çok yüksek bir doz antitiroid kullanırken daha sonra daha da yüksek doza geçilmesi gerekmiş. Yani günde 20 tablet alıyor. Burada akla şu geliyor, acaba bu hasta bu ilacı kullanırken hala iyotla bulaşmaya devam mı ediyordu? Bu genelde hani göz ardı edilen bir nokta. Bir de hastanın çekilmiş bir tomografisi var, bu da kontrastlı tomografi gibi gözüküyor. Ben tabii bu konuda aslında Ayşe'ye bir soru sormak istiyorum. Bu tip ağır hipertiroid hastalarda hani görüntüleme yaparken özellikle kaçınmamız gereken noktalar var mı? Evet, hipertiroidi nedeniyle takipli bir hasta her ne nedenle olursa olsun mutlaka vermemiz gereken uyarılardan bir tanesi iyot kontaminasyonunun uzak olması, iyottan uzak tutulması. Bunu tamam iyotsuz tuz kullanmalarını öneriyoruz ama hipertiroidi tedavisi devam ederken hastaya bir radyolojik işlem yapılacağı zaman kontrastlı tomografi olabilir, anjiyografik işlemler olabilir, bir takım işte koroner anjiyo veya bir başka BT anjiyo. Bunların elektif olanlarının ertelenmesi ve mümkün ise kontrastsız, yani daha doğrusu iyon içeren kontrastların kullanılmayan tekniklerle mümkün olduğunca değiştirilmesi önerilmeli. Ve iyot kontaminasyonu olduğu zaman onun vücuttan uzaklaşması 3-4 ay kadar bir süre alıyor ve bütün tedavileri gerçekten aksatıyor. Evet, veya MR'ı kullanmak. Evet, yani onun yerine geçebilecek bir başka teknikle evet. Değiştirmek gerekiyor. Evet, muhtemelen bu hasta o araya giren kontrastlı grafiyle hipertiroidisi biraz daha alevlenmiş ve çok yüksek doz ilaç kullanmasına rağmen hipertiroidisi tam düzelmeden bir ameliyat gerçekleştirilmeye çalışılmış. Problemlerden birisi bu. Diğeri biz genel olarak biliyoruz ki hani bir hastanın klinik veya subklinik hipertiroidi olduğu zaman bizim görüntülemelerimizde bir sintigrafi de olması iyi oluyor. Bu hastada neler kazandırabilirdi? Bir kere ilk başta retrosternal ciddi bir uzanımı olduğunu sintigrafide de görebilirdik. Bunun dışında bu hastanın nodülleri de var. Ultrason bulgularından bunu anlıyoruz. Bu Graves zemininde özellikle nodüller olması, bu nodüllerin hipoaktif olması, malignite kuşkusu uyandırıp bu hastadan bu nodüllerden bir ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılıp bu hastanın ameliyat öncesi dönemde bir tiroid kanseri olduğu tanısı konabilirdi. Bu durumda hem Graves hem tiroid kanseri gibi bir hastada hani daha temkinli bir yaklaşımla ameliyat planlanabilirdi. Tomografisi yetersiz çünkü erken sonlandırılmış. Çünkü biz biliyoruz ki arkus aortanın altına uzanan hastalarda ve özellikle Graves hastalarında sternotomi riski çok yüksek. O yüzden tomografisi yetersiz. Ve yine böyle büyük nodüllerde, plonjan nodüllerde basıya bağlı rekürren sinir parezileri olabiliyor. O yüzden mutlaka bu tip hastalarda ameliyat öncesi vokal kort muayenesi yapmak gerekiyor.
Bence hani genel olarak söylenebilecek şeyler bu. Zaten ondan sonra son derece doğru tomografisi yinelenmiş ve gayet güzel, gerekli bir yaklaşım yapılarak ameliyat edilmiş. Evet, teşekkür ederim. Ebru'cum buyur. Benim burada Yasemin Hocam tiroid sintigrafisi yapılabilirdi bu hastaya dedi. Bunun üzerine bir ufak katkım olacak. Şimdi tiroid sintigrafisi eğer rutin yaptığımız standart teknesyum, serbest teknesyum kullanılarak yapılan bir tiroid sintigrafisi olursa maalesef enerjisi düşük bir radyoaktif madde olduğu için bu retrosternal uzanımlarda, plonjan guatırlarda görüntülemeyi çok yeterli sağlayamayabiliyoruz bunlarla. Burada şöyle bir şey olabilirdi. Retrosternal uzanım kuşkusu olan bir hasta olarak bize tiroid sintigrafisi sistemiyle gelirdi. O zaman iyotlu bir görüntüleme yapılabilirdi tiroid sintigrafisi olarak. Bununla birlikte hastaya aynı zamanda SPECT beta görüntülemesi yapıldığında hem plonjan hem aşağıya kadar uzanıyor mu? Hangi noktalarda nodüller var? Bu nodüller hipoaktif nodüller mi? Bunlarla ilgili ayrıntılı değerlendirme ve yorumlama yapılabilirdi o zaman. Evet, teşekkür ederim. Bu ameliyat öncesi de zaten tekrar Mardin'e döndüğünde orada MR çektirmesini söylemiştim. Yolladı, işte radyolojiyle görüştük, arkus aortaya kadar indiği için ikincil girişim, hipertiroidi, sternotomi yapılma ihtimali yüksek olduğu için yine büyük bir merkezde bu şekilde ameliyat edilmiş oldu. Ben ikinci vakaya geçmeden önce salondan soru ve katkı, buyurun mikrofonlara geçerseniz ondan sonra ikinci vakaya geçebiliriz. Doktor Deniz Sihan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi. Bu hastada sternotomi sınırınız neresi oldu acaba? Çünkü anladığım kadarıyla arkus aorta hizasına kadar iniyor. Parsiyel stenotomi yaptık. Eğer parsiyel stenotomi de yeterli değilse komplet stenotomiye geçilebiliyor. Parsiyel derken Louis'e kadar mı indiniz? Evet. Louis'e kadar. Teşekkürler. Ferit Taneri. Buyurun. Benim şahsi düşüncem bu hastanın ikinci operasyona girmeden önce mutlaka bir sintigrafiyle değerlendirilmesi şöyle bir faydası olacaktır. Çünkü sonuçta sinir hasarı servikal bölgede olma ihtimali daha yüksek. Çünkü ilk operasyon orada yoğunlukla yapıldı. Sternotomi yapıldığı için bu hastada nispeten bakir bölgede çalışılacağı için sinir hasarı olma ihtimali daha düşük. Şu aslında eğer boyundaki sintigrafik inceleme sonucunda eğer servikal kalıntı daha sonra problem yaratmayacak düzeyde ise hastanın sadece torakal girişimle veya sternotomiyle rezidüsünün çıkarılması, atıyorum sağ taraftaki doku az olduğu koşullarda en azından sinir hasarı ihtimalinin çok daha düşük hale getirir diye düşünüyorum. Katkım buydu. Teşekkürler. Teşekkürler. Orhan Hoca daha önce, buyurun. Şimdi bu tetkikler yapılırken tomografide koroner kesitler de ayrıca bir katkı sağlıyor. Sintigrafisinin şu faydası var ilaveten, bazen tiroid dokusuyla birlikte bir tümüs tümörü veya başka bir tümör tiroid dokusuyla beraber gidiyor ve onu ayırt etmemiz mümkün olmayabiliyor. Tiroid sintigrafisi yaptığınız zaman o dokunun devamlılığını ve onun tiroid olduğunu görmeniz mümkün oluyor. Biz de bu şüpheli hastalarda rutin iyot sintigrafisi yapıyoruz ok meydanında. Bir teknikle ilgili bir katkım olacak. Bunlarda torakotomi ile önerilen yazarlar var ama çoğunlukla sternotomi ile bunların daha etkili vasküler kontrol olduğu ve bunların tamamının sternotomi ile çıkarılabildiği görülüyor. Yani sternotomi ile iyi bir sternotomi ile bunların hepsine posterior da olsa çıkarılması mümkün. Evet tabii mümkün de sağda ve posteriorda olduğu zaman tabii vereceğim söz hani oldukça hani arkada kalıyor açtığınız bölgenin daha zorluk oluyor. Evet. Fatih buyur. Şimdi bu konuda literatür çok açık aslında. Sağ torakotominin tek endike olduğu yer sağda posteriora uzanan hastalar. Böyle bir hastaya biz de sternotomiyle girdik ama o kadar da kolay olmuyor maalesef sternotomiyle. Hani göğüs evet. cerrahları da buna dahil olmasına evet. rağmen o posteriora uzanan hastalarda o vasküler
alanı rahatlıkla açamadığımız için sağ tarafta çok mümkün değil. Bir küçük katkım daha olsun, bir daha söz gelmez. Tabii. Biz daha çok bu hani hipertiroidi hastalarda kontrastsız BT, hani kontrast kullanmayalım diyoruz ya, daha çok MR niye istiyoruz? Özellikle vasküler yapıları değerlendirmek açısından, hani kontrastsız bir BT kullandığımız zaman vasküler yapıları, bir vasküler invazyonu, kanser komponenti varsa değerlendirmek çok kolay olmuyor. O yüzden MR'ı daha çok tercih ediyoruz. Buyurun. Şimdi süreyi, bu arkadaşın yaptığı en doğru iş, ameliyatı yarısında bırakıp başından sağmak oldu. Ben tabii erken müdahale edildi, erken kanama, isabet gibi bırakmış. Ben bir ampirik soru sormak istiyorum. Eskiden yapılırdı, şimdi tabii yapılmıyor. Bu hastalarda radyoaktif iyot ile bu kitleyi küçülüp yukarıdan çıkarmak biz eskiden yapardık, şimdi pek yapmıyorlar. Niye? Çünkü daha çok imkanlarımız var, daha stentoyum biz çok yapardık. Eskiden toraks cerrahisiyle beraber çalıştığımız için ayrılmamıştı. Bir zamanımızda torakotomileri biz kendimiz yapardık ama full yapardık. Şimdi tabii yeni şeyde çok daha rahat, hem stenotomiyle bunların birçoğunu çıkarıyoruz biz de. Ama sadece stenomi kesip bize bırakıyorlar. Biz arkasından devam ediyoruz, sağ olsunlar. Böyle bir şeyi acaba denemek mümkün olabilir miydi böyle bir hastada? Ebru'cum, istiyorsan yani önce bir radyoaktif iyot tedavisi dediniz değil mi? Yani mümkün mü? Evet, az önce Zeki Hocam da anlatırken bahsetti. Rutinde şu an gerçekten sıklıkla uyguladığımız bir şey değil. Hani verelim, küçültelim, ardından operasyona gönderelim gibi. Ama bu hasta için belki operasyon tekniğini küçültmek, daha yaklaşımı optimal açı getirebilmek açısından yapılabilir miydi? Yapılabilirdi tiroid olduğu sürece. Herhalde böyle bir, bilmiyorum Nihat, bilgin var mı? Böyle bir literatürde yok herhalde. Şöyle, bazen tam tersi olabiliyor. Akut dönemde inflamasyona bağlı işte ödem, kitlede büyüme ve basıyı daha da arttırarak solunum sıkıntısına neden olduğu da söyleniyor. O yüzden herhalde ilk planda düşünmemek lazım. Şöyle, bu hastanın oftalmopatisi de olması nedeniyle radyoaktif iyot tabii ki son tercihlerde düşünülebilir. Bazen ama hepatotoksite gibi veya granulostoz gibi nedenlerle bu kadar büyük guatrı olup da çözüm bulmaya çalıştığımız hastalar oluyor. O zaman steroid eşliğinde radyoaktif iyot içiriyoruz. Hani sonrasında cerrahiye çoğu hastayı vermiyoruz. Hani onlar ötroid oluyor. Belki bir veya iki defa içerek, ama yine de böyle bir ihtimal gözümüzün önüne geliyorsa mutlaka steroid altında yapmak gerekiyor. Bir de bu hasta için ben de bir daha söz hakkı olmayabilir. Postop eltroksin replasmanını çok erken başlamak gerekiyor. Genellikle biz patoloji raporu çıkmadan hepimiz eltroksin başlamıyoruz, ama yine oftalmopatisi olması nedeniyle hastayı hipotiroid bırakmamak gerekiyor. Erken dönemde mutlaka replasmanına başlamak lazım postop erken, tanıcı ederken. Ebru'cum, tabii. Şimdi birkaç şey daha eklemek istiyorum. Evet, oftalmopati hakikaten bu hasta için radyoaktif iyot açısından steroid eşliğinde verilmesi düşünülebilecek bir durum. Ayrıca da şöyle bir durum da var. Hakikaten çok büyük bir guatr, yani aşağıya kadar uzanan. Hani radyoaktif iyot düşünülebilir ama yani şimdi akut dönemde Nihat da bahsetti. Yani hani bu durumda takım sıkıntılarda eşlik edebilir ve de hani buna yanıt almak da bir ciddi zaman. Yani hani radyoaktif iyota bağlı etkileri, sonuçları göreceksiniz, kitlenin küçüldüğünü göreceksiniz. Hani bu kadar zamana da ihtiyaç verebilecek süreci var mı, bakmak lazım. Evet. Şimdi ikinci vakaya geçmek istiyorum. İkinci vaka 37 yaşında bir erkek hasta. 2008 yılında multinodüler guatr tanısıyla ameliyat ediliyor. Total tiroidektomi yapılıyor. Ameliyat sırasında servikal bölge, santral bölgede patolojik lenf ganglionları belirleniyor ve çıkartılıyor. Yani öncesinde bir tiroid kanseri tanısı yok. Bu ameliyat öncesi yapılmış ultrasonda böyle 2-3 cümleyle tariflenen nodülleri içeren, yani çok detaylı iyi bir ultrason değil ameliyat öncesi ultrasonu. Patolojik incelemede de 3 santim çapında papiller, klasik papiller kanser, 6 santral lenf ganglionundan bir tanesinde de metastaz saptanıyor.
Daha sonra hasta radyoaktif iyot almak için bir hastaneye gidiyor, büyük bir özel hastaneye. Tarama sintigrafisinde minimal bakiye doku, sağ paratrakeal alanda da tarif edilen, yani bir büyük bir tutulum gözleniyor. O dönemde bir ultrason yapılıyor. Boyunda minimal bakiye doku dışında bir patoloji görülmüyor ama tarama sintigrafisi bu şekilde. Orada paratrakeal alanda bir tutulum var. Ultrason tetkiklerinde, hastanın ultrason tetkiklerinde daha sonra bu tarama sintigrafisinde görülen bu paratrakeal tutulum bu ultrasonlarda tarif edilmeye başlanıyor. 4 santim çapında sağ paratrakeal kitle metastatik lenf ganglionu görünümü diyor. Sonra hastaya cerrahi tedavi teklif ediliyor. Kabul etmiyor hasta. Bu kitleden yapılan, o dönemde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi papiller karsinom olarak geliyor. Metastaz değil, papiller karsinom olarak geliyor. Hastanın anti-TG'si yüksek, TG'si levotron baskısında normal ama TSH hastanın radyoaktif iyot almadan önce yüzlere kadar çıkıyor. Şimdi tomografi bu, en son 2016 yılında çekilen tomografi, yani 2008 yılından beri var olan kitle 2016 yılında da yine aynı şekilde büyümemiş, kenarları kalsifiye olarak büyük bir kitle olarak burada duruyor. Bu dönem içerisinde de hastaya kontrol edildiği yerde her seferinde ameliyat öneriliyor, o kabul etmiyor. Ama ultrason yapılıyor. Ultrasonda da bu kitle aynı şekilde sebat ediyor. Ama bu ultrasonlarda hep lenf ganglion metastazı olarak raporlanıyor. Ama hastanın elinde bir papiller karsinom diye sonuçlanmış bir biyopsisi var. Şimdi böyle bir kargaşa olduğu için tabii ki hastayı yine sıfırdan devralıp bu tomografisini çektirip oraya tekrar bir ince iğne aspirasyon biyopsisi yaptırdım. İAB'de papiller karsinom olarak geldi. Yani o kitlenin lenf ganglionu olmadığı, bir nodül, tiroid nodülü ve papiller karsinom geldiği görüldü. Biz Nihat'la birlikte yapmıştık bu ameliyatı. Paratrakeal büyük bir kitleyi ameliyatla servikal bölgeden çıkartmış olduk. Böyle bir vaka. Ben şimdi ilk Ebru ile başlamak istiyorum. Şimdi 5 mili Küri ile tarama sintigrafisinde ilk önce görülmemiş bu kitle, o şeyden sonra görülmüş. Tarama sintigrafisinde neden hani görülmemiş? Bu gösterdiğim sintigrafi çünkü 150 milikürü radyoaktif iyot aldıktan sonra çekilen sintigrafi. Yani birinci yıl kontrolünde yapılan. Evet, tarama sintigrafisinde görülmemiş. Neden tarama sintigrafisinde yani 5 milikürü ile görmedi? Yani kitle var ama 5 milikürü ile görmemişiz. Onun hani nedeni? Şimdi şöyle, 5 milikürü ile bazen göremeyebiliyoruz. Hem verdiğimiz doz düşük, yani bizim terapötik sonrası yaptığımız taramalarla 5 milikürü taramalar arasında bazen böyle verdiğimiz dozla orantılı. Mikrofonu değiştirelim isterseniz, orada sıkıntı olur. Göremediğimiz zamanlar oluyor. 5 milikürü taramadan önce aslında bunun verilen terapötik dozda da tespit edilmiş olması lazımdı. Yani hasta özelinde değil. Evet, orada tespit edilmiş şeyden sonra. Radyoaktif iyot tedavisi sonrası tespit edilmiş. Bir sene sonra 5 milikürü ile tarama yapmışlar. Orada görülmüyor. Yani ben tarama sintigrafilerinin duyarlılığı hakkında bir bilgi rica ediyorum senden. Yani tarama sintigrafilerinde bazen yani bu tiroid papiller karsinom diferansiyasyon farklılıkları olduğunda da görmeyebiliyoruz. 5 milikür gibi düşük doz verdiğimiz için de bazen lezyonun boyutlarıyla orantılı olarak görmeyebiliyoruz. Ama bunu sadece planar görüntülemeyle yetinmemek, belki duyarlılığını artırabilmek adına SPECT BT görüntüleme yapmak, özellikle boyun bölgesi değerlendirdiğimizde lenf nodu, şüpheli metastatik lenf nodunun ayrımını yapabilmek için 5 milikür taramaların %30 oranı
oranında hasta yönetiminde değişikliğe sebep olduğuna dair yayında bilgiler var. Hani rutinde çok fazla uygulamamakla birlikte artık en azından bu bilgiler ışığında da yaptığımız ve değerlendirmede duyarlılığı arttırmak için en azından artık rutin olarak servikal bölgede, kuşkulu bölgede spek BT yaparak az da olsa aktivite tutulumu doz düşük olduğu için değerlendirmede duyarlılığı arttırmak isteriz ve o şekilde uyguluyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ayşe, burada senin soruların var. Anti-TG pozitifliği neden önemli bizim için? Diferansiyel tiroid kanserlerinde bizim için en önemli tümör belirteci tiroglobulin. Ama tiroglobulini anlamlı olarak değerlendirebilmemiz için mutlaka antitiroglobulini eş zamanlı olarak ölçmemiz gerekiyor. Antitiroglobulinin negatif olması evet değerli ama kantitatif olarak da değerini bilmemiz gerekiyor. Burada anti-TG yüksek, TG normal olarak bir yorum vardı bu hasta için. Evet. Tabii TSH stimüleyken de, supreseyken de hep TG'yi anti-TG ile birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bu hastanın TG'si belki hedef değerler içerisinde olabilir ama anti-TG pozitif olduğu için bizim artık tiroglobinle güvenimiz kalmaz. Burada tümör belirteci olarak artık antitiroglobinini kullanmamız gerekir. Antitiroglobindeki artış, progresyonu, düşüşte tedavinin yolunda gittiğini düşündürebiliriz. Evet, burada belki hastada kafa karışıklığı, bu kadar 4 santim çapında papiller karsinom denen bir kitle, yani tiroid dokusu olmasına karşın hastanın TSH'ı yükselmiş ameliyat yükselmiş sonrasında. Herhalde takip edilen yerde de bu nedenle kafa karışıklığı oldu. Bu kadar büyük bir kitlede TSH ameliyat sonrası nasıl yükselebilir? Evet. TSH'ın 30 mililitrenin üzerine çıkması genellikle yeterli bir cerrahi olarak düşünülüyor. Muhtemelen burada da öyle bir kanıya varıldı. Ama tabii bu kitle yeterli, TSH süpresi edecek kadar yeterli tiroid hormonu sentez kabiliyeti olan bir kitle olmayabilir. Zaten fonksiyon ya metastazlar olabilir ama daha çok folikülerde beklediğimiz bir şey ve o da daha çok hani lenf nodu dışı metastazlar yapmaya meyilli. Zeminde Hashimoto tiroiditi olabilir, kalan rezidü de olsa yeterli hormon yine sentez edemeyebilir. Burada yanıltıcı olmuş ama tabii ki görüntüleme yöntemleriyle bir arada düşünmek. Yani büyüklüğü lazım. Her zaman şey hormon, değil. Tabii ki yeterli hormon sentez edeceği anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Yani. Fatih. Peki bu, yani ben araya girmek zorunda kaldım. Tabii tabii. Belki bir santimlik kitleydi, yüze çıkmış TSH'ı. Çok uzun süre hipotiroid kaldı mı bilmiyorum hasta. Yani yorum yapıyorum sadece. Ama uzun süre hipotiroid kaldıysa o kitlede büyümüş olabilir diye düşünüyorum. Tabii. Olabilir ama 2008'de de sanıyorum aynı, aynı boyutu. Bu aynı hasta için hep duruyor. Aynı ama boyutu. Ama Fatih'in söylediği nokta çok önemli. Özellikle bizim taramalar sırasında veya tedaviler sırasında hastanın TSH'sını artırmamız tümör progresyonuna neden oluyor. Çünkü tümör hücresi, tiroid tümör hücresi TSH ile büyüme gösteriyor. En önemli faktörlerden biri. Özellikle ağır metastazları olan hastalarda, kranyal metastazları olan hastalarda biz TSH'nın çok yükselmesini istemiyoruz da. Böyle iskemik SVO geçiren hastamız da oldu. Radyoaktif iyot öncesi, hemen öncesinde metastazlar nedeniyle ağır plejiyle gelen bir hastamız oldu. Çünkü metastazı büyümüştü hipotiroid olduğu süre içerisinde. Evet. Şimdi aslında bu ikinci girişim için bakiye doku veya küçük bir lenf bezinin çıkartılması durumu. Bu hasta için kocaman kitlesi var zaten, mutlaka cerrahi önerilir. Bu konuya da hani bir cerrah bakışı, endokrinolog bakışı ve nükleer tıp bakışı diye ele almak lazım. Nasıl hipertiroidi veya nodüle diyoruz. Çünkü biz çok zorlanıyoruz özellikle küçük şeyleri, lezyonları ikincil girişimde o fibrotik yerlerden bulup çıkarmak için. Bu nedenle Yasemin Hocam'dan başlayarak bu konuyla ilgili yorumları rica ediyorum. Şimdi burada tabii öncelikle verilmesi gereken mesaj, tiroid kanserine bağlı persistan hastalıkta veya nüks hastalıkta eğer hastaya zarar vermeyeceksek optimal tedavi her zaman cerrahi tedavi. Ama bu durum her zaman hani bu şekilde gelmiyor. Biz bir kere makroskopik
bir hastalık varsa boyunda nüks olarak, tabii bunu hani izlemek gibi bir seçeneğimiz yok. Orada cerrahi tedavi oluyor. Ama bizim günümüzde uğraştıklarımız, özellikle de ultrasonun çok yaygınlaşmasıyla birlikte, santral ya da lateral bölgede saptadığımız küçük nüksler. Bunları ne zaman çıkaralım? Literatüre baktığımız zaman özellikle subsantimetrik lokal nükslerin herhangi bir salkalama etkisi olmadığı için takip edilebileceği yönünde bir takım bilgiler var. Yani 8 milimetre, 10 milimetrenin altındaki küçük, genellikle tek veya bir iki odak şeklinde olan lokal nükslerin takip ettiğimiz zaman ve bunlar stabil kaldığı zaman hastanın yaşam süresine etki etmeyeceğini gösteren bilgiler var. Ama bu klinikte böyle olmuyor. Çünkü hastaya ultrasonda bir lezyon saptanıyor. Bundan bir iğne biyopsi yapılıyor. Bu papiller kanser olarak geliyor. Tabii hasta da endişeli bir şekilde size geliyor. Bence burada yaklaşımları santral bölge nüksleri ve lateral bölge nüksleri olarak ayırmak lazım. Bir hastada santral bölgede gerçekten subsantimetrik, stabil duran ve ikinci ameliyatta özellikle sinir hasarı açısından risk teşkil edebilecek bölgelerde bulunan nüksleri izleyebiliriz. Bizim de bu şekilde izlediğimiz hastalar var. Bir de şöyle bir hasta grubu var. Mesela birkaç tane öyle hastamız var. Tek tarafta rekürren sinir hasarı olmuş ameliyatta, karşı tarafta santral nüksü var. Mesela böyle bir hastada stabil giden küçük santral nüksleri çok rahatlıkla izleyebiliriz yakın bir şekilde. Büyüyorsa ve çevre dokulara, trakeye invazyon yapacak düzeye geliyorsa tabii ki o zaman cerrahi düşünülebilir. Ama lateral bölge nüksleri farklı. Burada hani sinir hasarı gibi bir korkumuz yok. Ve gelişen cerrahi teknikle damar yaralanması riskini de minimize edebiliriz. Dolayısıyla lateral bölge nükslerinde hani biraz daha cerrahi taraftarı veyahut cerrahi dışı yöntemlerle bu nodülleri ortadan kaldırmayı, ablasyon yapmayı düşünebiliriz. Ne kadar literatür evet izleseniz de bir şey olmuyor dese de hiçbir hastayı boynunda bir lenf ganglionu nüksüyle yaşamaya çok fazla ikna edemiyorsunuz. Sürekli huzursuzluk yaratıyor ama hastaya bu ganglionun santral bölgede olduğunu, ameliyat ettiğiniz zaman ciddi riskler olabileceğini anlattığınızda onu kabul ediyor. Ama lateral bölgede biraz daha hani cerrahi veya cerrahi dışı yöntemlerle ablasyon yoluna gidebiliriz. Evet, teşekkür ediyorum. Hep bu konuyla ilgili ben Ayşe'den de, Ebru'dan da, Fatih ve Nihat'tan da yorum rica ediyorum. Yani endokrinolog olarak siz Ayşe, bir tutulum olduğu zaman, küçük bir kitle olduğu zaman yani hep şeyden yana mısınız? Cerrahi olarak rezeksiyon yapılsın, çıkartılsın. Evet, yani çıkartılabilir ve hastanın morbiditesini artırmayacağına inandığımız bir metastazsa çıkartılmasından yana oluyoruz genellikle ve konseylerde de genellikle de bunu savunarak hastalara takdim ediyoruz. Evet. Ama hastanın, Yasemin Hoca'ya ben katılıyorum. Yani hastaya bir cerrahi risk yükleyeceksek, yüksek bir risk yükleyeceksek ve hastalık stasyoner seyrediyorsa çok agresif davranmak da doğru değil. Ama lenf nodu metastazlarında radyoaktif yotun yararlılığı sınırlı. Hani hastaya da tekrarlayan dozlarda o metastazı yok edeceğiz diye radyoaktif yot defalarca vermek de çok etkili olmuyor. Bunu yıllar içinde çok uzun, bizde 20 yıl, 25 yıl takip edilen hastalar var, sizler de biliyorsunuz. Dolayısıyla gereksiz radyoaktif yot tedavilerinden de kaçınmak gerekiyor sanıyorum. Bu hasta bazında konuşacak olursak ama burada kitle büyük. Evet. Radyoaktif yottan bu kitlenin yararlanma olasılığı neredeyse yok. Mutlaka cerrahi olarak çıkartılmalı. Ardından radyoaktif yod tedavisi planlanmalı. Evet, 2008'den 2016'ya kadar da hani aynı şekilde evet, durmuş. Tabii bu ama bu biliyoruz ki orada yine biyopsisiyle kanıtlanmış evet. Bir papiller karsinom var. Hep öyle stasyoner kalacağını bilemeyiz. Tabii. Ve 5 santimetre büyük bir kitle. Ebru.
Evet, kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Yani bu hasta bazında konuşacak olursak bizim açımızdan da bu mevcut lezyonun çıkarılması, çıkarıldıktan sonra gerekirse radyoaktif iyon tedavisi düşünülmesi en doğrusu. Onun dışında gerçekten özellikle lateral kompartmanda metastatik lenf nodlarında boyut da küçük olduğunda bizim de radyoaktif iyon tedavisiyle bunları tamamen yok edebilmemiz maalesef mümkün olmuyor. Tekrarlayan mükerrer radyoaktif iyon tedavileri vermemiz gerektiği durumlar olabiliyor. O yüzden cerrahi olarak çıkarılma hastaya morbiditesi yüksek bir operasyon yüklemiyorsak çıkarıldıktan sonra geri kalan mikrometastazlar için iyon tedavisi düşünmek daha doğru oluyor genelde. Evet, teşekkürler. Fatih, ikincil girişimde yani önlemler, bizim cerrahi teknikler. Şimdi ikincil girişimler tabii ki komplikasyon oranlarını artırıyor. En deneyimli merkezlerde yapılsa bile artırıyor. Bunun için bir böyle meta analizlere baktığımızda pooled complication rate diye bir şey var. Yani tüm komplikasyonlar, bu rekürren sinir hasarı olabilir, hipoparatiroidi olabilir, %3.9'lara çıkıyor. Kendi aralarında incelediğimizde rekürren sinir hasarı için konuşursak geçici hasar %12.8, kalıcı hasar %3.8 civarında. Hipoparatiroidi daha da fazla. Hipoparatiroidi de geçici hipoparatiroidi %40'lara, kalıcı hipoparatiroidi de %10'lara çıkıyor. Şimdi tek taraflı bir girişim yaptığınızda preop 2 vokal kortta çalışıyorsa o zaman tabii ki bir takım önlemler var. Nedir? İşte sinir monitorizasyonu gibi. Biz bunlarda daha çok sürekli vagus monitorizasyonu kullanıyoruz. Asıl cerrahi teknik önemli. Cerrahi teknik açısından da biz orta hattan girilmiş hastalara strep kaslarla sternokleidomastoid arasındaki bakir alanı kullanarak karotisin ve jugular venin önünden santral bölgeye giriyoruz. Zaten lateral bölgede böyle bir sorun yok. Lateral bölge çok daha kolay. Santral bölgeye bu şekilde girmek biraz daha geniş alanla birlikte daha bakir bir alanda çalışmayı sağlıyor. Neden? Çünkü total tiroidektomi yapılmış bir hastada eğer daha önce santral diseksiyon yapılmadıysa karotisin önünde, özofagusun üstünde, trakea ile arasında kalan yağlı dokuyu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu alan biraz daha bakir bir alan olarak kalıyor. Tabii ki komplikasyon riski çok daha fazla. Bu yüzden de işte sürekli vagus monitorizasyonu yaptığımız hastalarda biraz daha hani belki kontrollü gidebiliriz. Ama şu da var, çeşitli çalışmalar var. Ne kadar sinir monitorizasyonu kullanırsanız kullanın, ikincil girişimlerde rekürren sinir hasarı daha fazla. Nihat'cığım, ikinci bu işaretlemeyle ilgili de kısa bilgi verirsen ondan sonra salondan soruları alalım, katkıları. İşaretleme yöntemleri son yıllarda daha sık kullanılmaya başlandı. İşaretleme yöntemlerinde amaç şu: hedef dokuya en az kesi, en az diseksiyon, en kısa sürede ulaşma, en güvenilir bir şekilde ulaşmak. Bunu işte Yeşim hocamız ilk kez ekibiyle 2008 yılında Radio Guided Occult Lesion Localization olarak, rol olarak kısaca bildiğimiz, yani hedef dokunun içine radyoaktif madde injeksiyonu ve gamma probe eşliğinde bu hedef dokunun bulunarak güvenli bir şekilde çıkarılmasını tanımladılar. Bu yöntemle beraber bahsettiğimiz komplikasyonlarda yani en azından bizim klinik deneyimizde ciddi azalma olduğunu gördük. Bu yöntemin kendine göre avantajları, dezavantajları var ama avantajları gerçekten dezavantajdan çok çok fazla. Yani dezavantajı ne olabilir? İşte radyoaktif madde kullanıyorsunuz. Düşük dozda olsa bu insanları tedirgin edebiliyor. Ya da çalıştığınız kurumda eğer nükleer tıp bölümü yoksa rolü kullanamıyorsunuz. Çünkü madde kullanma izne tabi. Nükleer tıpın olması, nükleer tıp kliniğinin olması gerekiyor. Biz bunu da aşmak için işte bu yöntemi uygulanabilir hale getirmek için arayışa girdik. Yakın zamanda da yayınlandı. Manyetik guided olarak manyetik guided occult lesion localization, kısaca MOL olarak tanımladığımız bir yöntem uygulamaya başladık. 9 olguda çok güzel sonuçlar aldık. Yine aynı mantık.
demir oksit içeren bir sıvı maddeyi hedef dokunun içine uyguluyorsunuz çok düşük miktarlarda. Makromolekül yapısında olduğu için dokudan hemen atılmıyor. Etraf dokuya kontaminasyon çok az. Rolle aynı mantık. Bu kez de radyo guided bir prop değil de manyetik guided bir prop kullanarak hedef dokuya ulaşabiliyorsunuz. Bu yöntemlerle komplikasyon oranlarını azaltmak mümkün. Evet, orada da nükleer tıp birimi ihtiyacı olmuyor bu manyetik evet, probda. Evet, yani özellikle... Çünkü her tarafta nükleer tıp olmadığı için rolü kullanma sınırlılığı o nedenleydi. Bu MOL dediğin yöntemde de nükleer tıp bağımlılığı yok. Şimdi vakayı salona açmak istiyorum. Katkılarınız ve sorularınız için panelist hocalarımıza buyurun. Gökhan Üçözel, Gelen Üniversitesi Genel Cerrahi. Ben vaka bazında genel çapı grubunun eğilimini merak ediyorum. Santral ve lateral boyun diseksiyonu yaptım. Tiroid kanseri var. İleride bir lenfezi metastası çıktı. Bel pekik şeklinde bunu çıkardınız. Üzerine radyoaktif iyot tedavisi verme konusundaki düşünceniz nedir? Bu hastanın... Bir ben başlayayım isterseniz. Şimdi burada bakın hepimiz bir ikilem içerisindeyiz. Bir gün önce dün... Bir 2 santime kadar tiroid kanserlerinde lobektomi yapalım, takip edelim'i konuşuyoruz. Burada ise ne oluyor? Total tiroidektomi yapmışız, diseksiyon yapmışız. Endokrinolog takip ediyor, bir yerde bir tiroglobulin yüksekliği saptıyor. Ondan sonra geri dönüp bir ultrason yaptırıyor. Orada işte 7 milim, 8 milim bir lenf nodu buluyoruz ve bunu tedavi etmeye kalkıyoruz. Yani çok ciddi ikilemler içerisindeyiz. Sonuçta bunun bir şeyi yok. Ama biz ne yapıyoruz diye sorarsanız eğer bir lenf nodu yüksüyle karşılaştık, daha önce santral ve lateral diseksiyon yaptık, yani sadece kompartmantal bir diseksiyon yaptıysak ve sonrasında tiroglobulin değerleri beklediğimiz seviyelerin altına geldiyse bunları artık radyoaktif iyot vermek gibi, illa radyoaktif iyot verelim gibi bir şeyimiz yok açıkçası. Ben bu hasta özelinde önermedim radyoaktif iyotu. Zaten hasta kaç yıldır, 18 yıldır kitle büyümeden duruyor. Kitle çıkartıldı. Tekrar radyoaktif iyot tedavisi önermedim. Yani, ama başka hekimler önermişti. Çıkarıldıktan sonraki anti-TG değerine özellikle TG'den ziyade anti-TG ile takip edilecek. Stres normale tabii. Doğru indiyse düşünülmeden takip evet. Edilebilir. Ama herhalde bu son kılavuzdan önce hepimiz zaten veriyorduk radyoaktif iyot. Buyurun, ben de çok teşekkür ediyorum. Doktor Seher Demirer, Ankara Üniversitesi Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı. Ayşe Hoca'ya katılıyorum ben. Bu boyunda lenfatik metastazı ortaya çıkan ya da belki önceden vardı da santral diseksiyonda atlandı olabilir. Göremiyoruz bazen. Çok derin yerleşim nodlar olabiliyor. Bu tip nodların bizim de yani endokrinle ortak konseylerimizde hem cerrahi ekip hem de endokrin çıkartmaktan yana oluyoruz açıkçası. Yani Yasemin Hoca bahsetti. İşte rehberlere baktığımızda ya da işte bayağı büyük vaka serileriyle yapılan yayınlara bakıldığında işte hastanın genel anlamındaki sağ kalımına çok bir etkisi olmadığı, çok da etkilemediği gibi görüşler olmakla birlikte hakikaten bir hastayı evet burada lenf düğümünüzde kanser var böyle duralım bakalım izleyelim. Bu zor bir karar. Hastaya kabul ettirmek de çok zor. Sinir monitörü kullanarak eğer bir tarafta böyle bir hasar varsa aksi gibi de karşı tarafta bu nüks varsa yine de ben çıkarılmasından yanayım. Bunlar sıkıntı oluyor çünkü daha sonraki takiplerde. Bilemezsiniz birdenbire çok daha indiferansiye bir şeye dönüşüp agresif bir başka nüksle gelebilir karşınıza. Yine pek çok meslektaşımızın bir ortak hata hep bu yapılıyor. İşte radyoaktif iyota burada sayın konuşmacı da belirtti. Çok fazla misyon yüklüyoruz. Halbuki lenf nodu metastazlarında gerçekten etkisi sınırlı. O bakımdan yani ben çıkarılmasından yanayım. Çünkü yardımcı teknoloji de artık çok yaşamımıza girdi ameliyatlara. Hastaları bu tip lenf nodu metastazlarıyla izlemeyi doğru bulmuyorum. Ama tabii hasta da kabul ederse. Evet, başka katkı? Ben şunu söylemek istiyorum. Hastaya tabii ki hastalık da zarar verebilir. Doktor da zarar verebilir. O yüzden hastalık zarar vermeden hani bizim ekstra bir morbidite yüklememiz
gerekmediğini düşünüyorum. Gerçekten böyle ultrasonun saptadığı çok küçük, her bulduğumuz küçücük nüksü çıkarmak gibi bir yaklaşım çok doğru değil. Çünkü bu ultrasonlar artık hani 4 milimetrelik, 3 milimetrelik şeyleri saptıyor. İzole tek 3 milimetrelik bir nüks için, santral bölge için konuşuyorum. Ha böyle çok maceralara atılmak bence çok doğru değil gibi geliyor bana. Evet, ben de benzer düşünüyorum aslında Yasemin Hoca'yla ama o hastanın taşıdığı endişe, siz bu şekilde görüş bildirseniz bile gittiği başka danıştığı hekim, nükleer tıp, cerrah veya endokrinolog tarafından aynı olmayacağı için zaten hasta da bu tip durumlarda arada kalıyor.